Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma ve erinal hakka hakkan ve erzuqna ittiba'ah ve erinal batila batilan ve erzuqna ijtinabe. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu kavli ve ec'al li veziran min ehli Harun ahi. اشتد به أزري واشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke leti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdah ve eslihli fi zürriyeti inni tübti ileyke ve inni minel muslimin. Ve sallillahumma ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Arkadaşlarımız odaya gelinceye kadar dediğiniz gibi update istedi, ben de yaptım. Meşgul olmuş olabilirler. Odaya gelinceye kadar en azından 9. sözde olduğumuzu, 9. sözü okuduğumuzu, 9. sözün Rum suresinin 17. ve 18. ayetlerinin tefsiri olduğunu hatırlayalım. 17. ve 18. ayetler namaz vakitlerini belirliyor diye bilinir alemi İslam'da. Evet, biz de öyle biliyoruz. Öyle anlaşılıyor ama burada çok önemli bir nokta, namaz vakitlerini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize tesbihin ve hamdin yapılacağı vakitler olarak anlatıyor. Yani bizim bildiğimiz tabiriyle namaz vakitleri olarak anlatmıyor. Tesbihin ve hamdin yapıldığı zamanlar olarak anlatıyor ve bunu da semavat ve arzda her şeyin zaten tesbih ve hamd ettiğini, bu zamanlarda siz de tesbih edin, yani namazınızı kılın dediğini anlıyoruz. Böylece buradaki yapılan tefsirde ayet-i kerimedeki yapılan vurguya uygun olarak bu vakitlerde namaz kılınmasının uygun olduğunu veya bu vakitlerin başlamasıyla namazın başlaması gerektiğini, namazın kılınması gerektiğini haber veriyor ve bu anlamda namaz tesbih ve hamd ve tazimdir diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitleri tesbih ve hamd olarak takdim ediliyor, anlatılıyor. Buna mümasilen aynı doğrultuda düşünerek ibadeti tarif etmişti. İkinci nüktede, dokuzun sözün ikinci nüktesinde ve ibadet tarifi çok ilginçti. Bizim genelde anladığımız tariften farklı idi. Çünkü ibadet deyince biz belli formları ifa etmek olarak anlıyoruz. Doğru olmakla birlikte o formların içerisinde neler var, neleri ihtiva ediyor, onları anlamamız bakımından bu tarif önemliydi. Onun için o tarifi tekrar okuyup hatırlayalım. İbadetin manası şudur ki, dergah-ı ilahide abd, kendi kusurunu ve aciz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Bu tarif ibadet. İbadetin bu şekilde tarifi gerçekten Kur'an-ı Kerim'in insanı ibadete davet eden mesajının ana ruhuna uyuyor.
dikkatle tarife baktığımızda abdin, yani bizlerin kusurunu, aciz ve fakrını görmesi birinci basamak. Önce biz acizimizi, fakrımızı ve kusurumuzu bilmemiz lazım. Kusur Türkçe'de tekrar ediyorum bunlar geçen haftaki dersimiz, sohbetimizde geçen çarşamba günkü sohbetimizde konuştuk. Kusur demek bir kötü bir şey yaptığın anlamında kullanılır Türkçe'de. Yani gereği gibi yapmadığın anlamında kullanılır. Fakat buradaki anlamı kusur yetmezlik demek. Biz kendi kusurumuzu, yani isteklerimizi, arzularımızı gerçekleştirmek için ne yapmak istersek bizim kabiliyetimiz, istidadımız, kapasitemiz onu gerçekleştirmeye yetmez. Onun için insan kusurludur. Ne demek? İnsan hiçbir şey yaratamaz demek. Hiçbir isteğini, arzusunu bizzat kendisi gerçekleştiremez. Ama kusurunu anlar, kendisini gerçekleştiremeyeceğini anlarsa, ki ona aczini ve fakrını bilmesi, acizliğini, acizliğini ve fakirliğini itiraf etmesi, görmesi, bilmesi ve dergah-ı ilahide kendisinin yaratıcısının huzurunda onun rububiyetinin kemalini, yaratıcısının rububiyetinin kemalini ve samedaniyetinin kudretini, yani her şeye gücü yeter olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan olduğunu görüp ve rahmeti ilahiyenin önünde, onun ilahi rahmetinin önünde, yani onu müşahede ederek, onu hissederek, onu görürcesine, o rahmeti ilahiyeyi yaşayarak hayret ve muhabbetle, hem o azamet karşısında hayrete düşmek, hem de o azamete sahip olan yaratıcımızın bize göstermiş olduğu merhamet, bize göstermiş olduğu yakınlık, sevgi, dolayısıyla da muhabbet. Yani biz de onu severek, onu sevdiğimizi ifade ederek onun huzurunda secdeye gidiyoruz. Yani kendimizi tamamen onun mahluku olduğumuzu itiraf etmek suretiyle onun kudretine, onun rahmetine teslim ediyoruz. Secdenin manası da kendimize ait hiçbir şeyin olmadığını, hiçbir iddiamızın olmadığını ve her şeyi ondan aldığımızı, ondan beklediğimizi itiraf etmek. Secde cismen alnımızı yere koymak demek. Mana itibariyle de ben hiçbir iddiaya sahip değilim. Hiçbir şeyin sahibi, maliki, yaratıcısı, kaynağı olduğumu iddia etmiyorum. Her şeyin senden geldiğini itiraf ediyorum. Hem de fiilen itiraf ediyorum manasında alnımızı, insanın izzetini temsil eden alnımızı yere koyuyoruz. Yerle birleştiriyoruz ki hiçbir davamızın olmadığını böylece itiraf ediyoruz. Bu ubudiyet tarifi gerçekten çok ilginç. Namazı da, orucu da, haccı da, zekatı da ve diğer yaptığımız haramlardan kaçınmak ve diğer evamirlere, Allah'ın emirlerine uymak, dini vecibeler, vazifeleri yaparken bu şuurla yapıyor olmamız lazım. Bu da ibadetin veya o yaptığımız işlerin ibadet, gerçekten Kur'an'ın tarif ettiği veya bize öğrettiği şekilde ibadet yapmak anlamına geldiğini veya ibadet yapma özelliğini taşıdığını görüyoruz. Bu çok önemli bir konu.
Ayet-i kerimede biliyorsunuz her zaman söylenen bir ayet-i kerime, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayet-i kerimesinde de belirtiliyor ve diğer ayetlerde ibadet emrediliyor. Bizim yaratılış maksadımız bu tür bir ibadet anlayışının dünyamıza taşınması ve bizim bu anlayış ile yaşamamız sayesinde gerçekleşir. Eğer böyle bir anlayış ile kendimizi yoğurmadık da dini bir noktada içselleştirmek yerine dışsallaştırarak dışımızda bir görevler bütünü olarak görüp de o görevleri yerine getirmek suretiyle dini vazifelerimi yaptım. Şimdi artık Allah da beni cennetine götürecek, cehenneminden koruyacak anlayışıyla eğer ilişkiye geçersem Rabbimle ibadet manasında buradaki tarife uygun olmadığı için dini dışsallaştırmış formların içerisine sokmuş olurum. Şekillerin içerisine sokmuş olurum. İç dünyamda dinimi yaşayamam. Yeminle. İlgilenme. Anahtarı ve kağıdı al. Yani özür dilerim. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyet ve itaati ister, rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyet ve itaati ister, rububiyetin bunu geçen hafta çalıştık, tesbihatın ne demek olduğunu anlatıyor dedik burada. Rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyet ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki rububiyetin kutsiyeti, yani mukaddesliği, paklığı, temizliği nedir? Nedir temizlik? Neyin temizliği? Anlıyoruz ki rububiyetin temizliği demek noksanlıklardan, eksikliklerden uzak oluşu. Zaten kutsiyet de o demek. Yani rububiyetin kutsiyeti demek, rububiyetin paklığı demek. Açıklıyor bir sonraki kelimeyle. Rububiyetin eksikliği ister ki abd kendi kusurunu görüp, abd kendi eksikliğini görüp. Neden? Çünkü eğer abd, yani yaratıklar herhangi bir şeyin kaynağı olsa, o zaman o şeyin yaratıcısı insan olur. O şeye vücut veren insan olur. Eğer bir şeyi var edebiliyorsa insan, o zaman kainatın yaratıcısının yaratıcılığı, rububiyeti eksik kaldı. Bir yerde eksik kaldı. Küçücük bir yerde eksik kaldı demektir. İşte ana problemimiz de bizim bu. Bu yaratıcının kutsiyetine leke getirmeyecek bir anlayışla bu dünyada yaşamak. Onun için rububiyet kutsi ise abid kendi kusurunu görecektir. Yani yetmezliğini görecektir. Yani hiçbir şeyin kaynağı olmadığının bilincinde olacaktır. İstiğfar ile kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkâr-ı batılasından münezzeh ve mualla nokta nokta devam ediyor. Zaten istiğfar etmemiz, biz istiğfarı bir günah işlediğimiz zaman yapacağız diye biliyoruz. Bir yalan söyleyince estağfurullah, bu yalanı söylememeliydim, affet beni ya Rab diyoruz veya başka bir günahı işlediğimiz zaman istiğfar ederiz, biliyoruz. İstiğfar deyince akla hep günahlar gelir. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam da günde 70 defa ben istiğfar ediyorum demiş vesaire. Demek ki insan gafildir, düşer falan. Diye bana, veya iyi dikkat edelim. İstiğfar günah işlenince yapılır ama problem günah nedir? Problem günah nedir? Günah Allah'ın emirlerine karşı gelmek. Bir dakika. Burada çok dikkat edelim. Bu istiğfar günah işleyince yapılır ve Allah'ın emirlerine karşı gelmek için
veya karşı gelmiş olmak için önce Allah'ın emrini tanımak gerekir. Yani Allah'ı tanımak gerekir. Esas Allah'ın emrine karşı gelmek, Allah'ı önce Allah'ı tanıyan bir kişinin onun otoritesini tam uygulamamış olmasıyla mümkündür. Yani onun otoritesini tam dünyasına taşımamış olmasıyla mümkündür. Bunlar bizim alıştığımız kavramlar, bunlar bizim alıştığımız dini terminoloji dahilinde çok şimdiye kadar alışkanlıklarımıza uygun bir tavır olmadığı için dikkat etmemiz gerekiyor bu konular üzerinde konuşurken veya düşünürken. Çünkü ben ancak günah işlemesi öyle dururken, kendi halimde dururken hiç günah işlemedim diyorum. Evet, yani bir günah, bizim bildiğimiz anlamda bir günah işlemedik ama niye istiğfar edeyim ki? İnsan her zaman bir şeyleri kendine mal etme meyli içerisindedir. Yani ben şöyle bir şey yaptım. Ben en azından ben dediği zaman, ben kendim varım dediği zaman bir şeyleri kendine mal etme eğilimindedir insan. İşte bu kendine mal etme eğilimi rububiyetin paklığına, kutsiyetine leke getiriyor. Bizim açımızdan, kainatın yaratıcısı yine kainatın halikidir, malikidir ama ben onunla onu tanıma, onun varlığını idrak etme noktasında yanlış bir davranış içerisine düştüm demektir. İstiğfar bu yanlış davranışa düşmekten ya da düşme imkanından, ihtimalinden sakınmak için yapılır. Yani günah olsa bile günahların içerisinde Rabbi tanımaya karşı gösterilmiş bir ihmal, o konuda bilincimizin yeterli derecede canlı olmayışı dan bu o konuda kendimizi tam ikna etmemiş olmayışımızdan kaynaklanır istiğfar, günah. Yani bir insan Allah'ı inkar etmesi gerekmez bir günaha girmesi için. İhmalinde, zayıflığından kaynaklanır. İhmalinden kaynaklanır. Rabbimizi, yaratıcımızı bir an için ihmal eden bir düşüncenin içerisinde düşüverdiğimiz zaman günaha girmek, yani günah dediğimiz fiillere girme imkanımız veya ihtimalimiz doğmaya başlar. Onun için eğer günahlarda Rabbe karşı, Rabbi tanıma noktasında bir eksiklik, Rabbe karşı bir abd, kul olduğunun bilincinde bir noksanlık olmasaydı günah bir şey ifade etmezdi. Yani Allah'ın yarattığı domuzun etini yemek ya da Allah'ın yarattığı şarabı içmek, bizzat kendisi çok kötü olduğundan dolayı yasaklanmış değildir. Buna İslam tarihinde çok üzerinde tartışma yapılır, bu konuda çok şeyler söylenildi. Eşyanın bizzat kendisi kötü olduğundan Allah haram etmez, yasaklamaz. Allah yasakladığı için o kötüdür. Ana prensip budur. Yani Allah şarabı içme dediği için biz şarap içmeyiz. O da kötü olduğundan değil. Başka bir maksatta, başka bir yerde alkol kullanılabilir. Zaten onun kötü olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü mesela domuz etini yemiyorum çünkü pistir, kötüdür. Kötü, pis, Allah yarattı. Yani kötü de olsa Allah'ın yarattığı bir şey. Benim onunla olan ilişkimi belirleyen faktör, benim yaratıcım ona yaklaşma dediği için ben yaklaşmıyorum.
Onu yeme dediği için ben yemiyorum. Ama benim yaratıcım bir şeyi yapma diyorsa onun bir hikmeti de vardır. Hikmetsiz bir emir vermez. Hikmeti ayrı konudur. Hikmeti benim domuz etini yememin gerekçesi, içkiyi içmememin gerekçesi değildir. Çünkü mesela bir damla içki bir bardak suyun içine düşse o suyu içmek haramdır. Halbuki bir damla biz biliyoruz ki bir damla içki suyun içine düştüğü zaman ne seni sarhoş eder, ne seni hasta eder, ne de bir zarar verir. Yani fiili dünyada, yaşadığımız şu dünyada bunu görüyoruz. Halbuki onu eğer hikmeten içmiyor olsaydık, yani sarhoşluk verir, sarhoşluk kötüdür diye içmiyor olsaydık, o zaman üzerime dökülmüş olan bir damla şarap veya içki den dolayı o elbiseyle namaz kılamamam söz konusu olmazdı. Çünkü sarhoş olmuyorum ki üzerime bir damlası içki düştü diye. Veya bir kavanoz suyun içerisine bir damla içki düştü, içki damlası düştü diye o bir kavanoz su beni sarhoş etmiyor ki. Demek ki hikmetler illetlerden, yani yaratıcının o şeyi yasaklamış ya da emretmiş olmasından sonra gelir. Biz eğer günahlara iyi dikkat edecek olursak, esas olan günahta esas olan Rabbimizin bizim üzerimizdeki sanki hakimiyetini, rububiyetini tanımamaktan kaynaklanır esas günah. Yani istiğfar mutlaka günah işlemiş olmaktan değil, günah işlemeye gidecek olan yol olan Rabbini tanımamaktaki noksanlıktan, eksiklikten, emin olmamaktan dolayıdır istiğfar. Onun için burada abid kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra. Zaten bir kişi istiğfar ediyorsa o kişinin istiğfarında Rabbini her türlü noksanlıklardan uzak olduğunu, pak olduğunu itiraf ediyor demektir. Söylüyor demektir. İstiğfar etmenin anlamı o çünkü. Yoksa biz bir günah işledik diye günah fiilinin kendisine konsantre olur da ondan dolayı istiğfar edersek tam görevimizi yapmış olmayız. Doğru yapmamızla birlikte hakkını vermiş olmuyoruz. İstiğfar esas Rabbin rububiyetine, Halıkımızın rububiyetine leke getirdiğimizden, sınır koyduğumuzdan dolayı olmalı. O bilinçle yapmalıyız. Yani ben hiçbir şeyde kendi irademi kendimden kaynaklanır gibi kullanmamam gerekir. Yaratıcımın iradesine tabi olmam gerekir. Bu bilinçle yaşamam gerekirdi. Şu anda yaratıcımın iradesine şu veya bu nedenden dolayı tabi olmayacak bir anlayış içerisine girdim. Varlığımı, kendimi böyle bir yaratıcıma tamamen teslim olmayacak bir şekilde hissetmeye başladım veya varlığımı böyle bir anlayışla yaşamaya başladım. Yani mahlukiyetimi, yaratılmışlığımı unutmaya başladım. Ya bunlar ne demek? Mahlukiyetini, yaratılmışlığını unutan kişi Rabbinin rububiyetine, yaratıcımızın rububiyetinin kutsiyetine leke getirmiş olur. Çok ince bir noktadır. Yani dini amellerin içerisinde, fiillerin içerisinde değil, o fiillerin gerisindeki itikadın, anlayışın esaslarında görmek gerekir. Ehli dalaletin efkâr-ı batılasından münezzeh ve mualla,
bunu konuşmuştuk, bir ayet mahali olduğunu söylemiştik. Hani kainatı yorumlarken, varlık alemini yorumlarken sanki yaratıcısına izafe etmeden, dayandırmadan yapılan tüm yorumlar ehli dalaletin batı fikirleriydi. Ben diyorum hayır hayır, onlar değil. Bunların söylediği gibi değil. Bu şey ne, yani ehli dalalet zaten ne diyor? Ben Allah'a inanmıyorum demesi önemli değil. Biz dine tabi değiliz demesi önemli değil. Dikkat edelim. Ehli dalalet dediğimizde onlar Allah'a inanmayan insanlardır. Dine tabi olmayan insanlardır. Diye tarif ettiğimizde, dini kabul etmeyen insanlardır diye tarif ettiğimizde yani meseleyi kökünden çözemedik, halledemedik demektir. Ehli dalalet demek kendisini ya da yaratılmış olanları, yaratılmış olan, çünkü kainattaki herhangi bir şeyi yaratıcısından bağımsız olarak değerlendiren, algılayan, gören kimse demektir. Yani işte bak bahar geldi, ağaçlar büyüyor diyen kimse ehli dalalettir. Ben Allah'a inanıyorum, ben Allah'a inanmıyorum demesini beklemeyin. Ben bunu yaptım, bunun kaynağı benim. Dolayısıyla ben, bu şeref bana aittir diyen kimse ehli dalalettir. Rububiyetin kutsiyetine leke getiriyor. Ehli dalaletin batıl fikirlerinden münezzeh, müberra olduğunu söylemektir bir müminin veya Allah'a inanan bir kişinin ana görevi. Onun için biz ehli dalalet ben Allah'a inanmıyorum deyince haşa 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 ben inanıyorum, Allah onların dediğinden münezzehtir değil. Fiili hayatımızda böyle bir şey, böyle bir olayda zaten çok fazla yaşamıyoruz. Ama mesela bir kişi herhangi bir yaratığa bakıp da bu yaratığı o yaratılış sebebi dahilinde yaratılırken kullanır, görevlendirilmiş olan bir başka yaratığı, yaratıkla birlikte yaratıldığını değil de yani sebep sonuç ilişkisinde sonuca bakıp da onun sebebini o sonucun varlığında neden olarak görürsek, gerçekten bunun var olmasına neden bu sebeptir dersek, işte o ehli dalaletin Rabbi tarifindeki yanlışlıktır. Ben Allah'a inanmıyorum demesini beklemeyelim. Çünkü o sonradan olabilir, olmayabilir. Esas bizi de ilgilendiren nokta odur. Yaratıcıyı görmediğimiz her yerde batıl fikirle, batıl bir düşünceye veya anlayışa girmek suretiyle rububiyetin kutsiyetine leke getirdik demektir. Rububiyetin kutsiyetini bozduk demektir. Tekrar burada da şunu görüyorum. Çok güzel tarifler olduğu için okuyup geçemiyoruz. Geçen sohbetimizde bunun üzerinde durduk ama hala durmak istiyorum. Çok ince noktalar. Biz biraz dini bizim taraf onlar diye ayırarak algılamaya alıştığımız için, yani onlar Allah'a inanmayanlar, İslamiyet'e inanmayanlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine inanmayanlar, onlar oluyor. Biz de Allah'a inananlar oluyoruz. Böyle yaşamaya alıştığımız için ehli dalalet deyince Allah'a inanmayanlar, onların batıl fikirleri deyince de Allah'a inanmayan fikirleri diye anlıyoruz. Biraz daha dikkatli olalım. Ehli dalaletin batıl fikri şu yaratılmış alemdeki yaratıkların herhangi birisinin yaratıcısı, var edicisi olarak Allah'tan başka bir başka kaynağı, Allah'ın dışında, kainatın yaratıcısının dışında bir başka kaynağı izafe etmeleridir, bağlamalarıdır. Ehli dalaletin batıl fikri bu. Peki biz de böyle yapıyorsak, evet biz de o ehli dalaletin batıl fikrinden etkilendik, payımızı aldık demektir. Yoksa benim bekleyip de bir zaman gelecek ben Allah'a falan inanmıyorum diyeceğim dersek çok bekleriz. Kendimizi de düzeltemeyiz. Tevhidde, yani Rabbin varlığını ve birliğini tanımada da gerekli teşebbüsü gösterme ihtiyacı hissetmeyiz. Çünkü
Rabbin varlığını ve birliğini tanımada bir teşebbüste bulunmak için benim Rabbi tanımada kusurlu olduğumu, yetmez olduğumu, eksik kaldığımı itiraf etmem, bilmem lazım ve istiğfar etmeye hazır olmam lazım. Her imanın gerçekliğini anlama teşebbüsü bir istiğfar hareketidir. İmanın hak olduğunu anlamak için, idrak etmek için, hatırlamak için yapılan her teşebbüs bir istiğfar teşebbüsüdür. Her istiğfar teşebbüsü ise kulun kendi kusurunu görmesi demektir. Yani bizim kusurumuzu, eksikliğimizi, zafiyetlerimizi görmemiz, itiraf etmemiz demektir. Evet, esas Sübhanallah dediğimizde bunu kastediyoruz. Sübhanallah ile ilan etmek, bu anlayışı ilan etmek Sübhanallah demektir. Çok önemli. Yani İslamiyet nedir diye soracak olurlarsa ben kendi dünyamda 4 kelime ile Allah'ın dinini özetleyebiliyorum. Kendi dünyamda ama. Yani 4 kelimeyle özetleyebiliyorum. Bunlardan birincisi La ilahe illallah. İkincisi Sübhanallah. Üçüncüsü Elhamdülillah. Dördüncüsü Allahu Ekber. İbadet budur. Namaz budur. Namazın özü de budur. Zaten burada da anlatılandan da bunu anlıyoruz ve benim şahsi kanaatim, evet doğru anlıyoruz. Yani doğru bir tefsir yapılmış, tasdik ediyorum. Evet, gerçekten ubudiyet Sübhanallah'ı ilan etmektir. Sübhanallah diyerek ilan etmektir. Nerede? Her yerde. Ne zaman? Her zaman. Namazın, namaz bu her zamanki ilan ettiğimiz Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'i belli bir anda bil fiil, fiilimiz ile, hareketlerimizle, bedenimizle birlikte yaşayıp ifa etmemiz demektir. Onun için namaz, iki namaz süresince idrakine ulaşılmış, farkına varılmış veya gerçekliği yaşanmış olan iman hakikatinin bir maddi, fiziki ifade içerisine konulması demektir. Bir anda olan olay değildir. Namaz bir birikimin sonucundaki itiraftır. Yani bir yere gidiyorsunuz, bir müzik seyrediyorsunuz ve seyrediyoruz veya bir gösteriyi birisi bir gösteri yapıyor. Seyrediyoruz, diyoruz, bakıyoruz, bak ne kadar güzel, ne kadar mükemmel, heyecanlanıyoruz. Gösteri bitince alkışlıyoruz. Heyecanımızdan o heyecanımızı ifade eden kelimeleri bağırarak söylüyoruz. Onun için namaz vakti geldiğinde aslında müezzin, yani devlet memuru olan müezzinleri bilmiyorum da inşallah niyetleri halistir ama vakit geldi, ezan okuyacak, maaşını alacak. O tarafla ilgimiz yok. Müezzin demek artık olayları yaşamış, görmüş, yaratılışı müşahede etmiş, heyecanlanmış. Artık tamam, inkılap zamanı gelince o zamana kadarki olan biriken heyecanını dile getirme ihtiyacı hissediyor ve başlıyor Allahu Ekber, La İlahe İllallah demeye. Herhalde esas ezanın bağırarak okunulması, işte namaz vaktini ilan etmesi, bir kişinin heyecanını dile getirmesi, bir gösteriden sonra alkış edip veya bağırıp çağırmak gibi insanın bir ihtiyacı veya fıtri bir özelliği olan bu heyecanını dile getirmeyi biz de namazda Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah'ı sözle söylemek ve bedenen de onları ifade eden hareketleri yapmak suretiyle sergiliyoruz. Bu Subhanallah'ın manasıydı. Şimdi Elhamdülillah'ın
Allahu Ekber manasını anlatan paragrafa geçiyorum. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki, rububiyetin kemali kudreti, kudretinin mükemmelliği, rububiyetin kudretinin mükemmelliği, bunu da kendimiz için anlayalım diye düşünüyorum. Rububiyetin kemali kudreti. Çünkü Allah demedi, hep burada rububiyet kullanıyor. Neden? Evet, tarifte de, ibadetin tarifinde de rububiyet kullanıldı. Allah lafz-ı celal özel isim. Bunlar hepsini içeriyor. Farkında olursak, farkında olmazsak hiçbir şey içermez de. Farkında olursak hepsini birden içerir. Yani ne dedim ben? Allah dediğimde ne diyorum? Dediğimde Rabb olduğunu söylüyorum. Halik olduğunu söylüyorum. Kadir olduğunu söylüyorum. Bu özelliklere sahip olan zatı tanımlamak için bir isim Allah. Eğer ben bu özellikleri dünyama taşımamışsam, Allah dediğim zaman neyi dünyama taşıyorsam o, onu kastetmiş oluyorum. Ama rububiyet vurgusu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de de Allah kendisini hep Rabb olarak, Rabbul Alemin, Rabbus Semavati vel Arz olarak tarif ediyor. Çünkü Rabb eşyayı, mahlukatı terbiye eden demek. Rububiyeti onların üzerinde tasarrufta bulunan demek. Çünkü biz insanlarda, bizlerde kainatın yoktan var edildiği ilk anı düşünüp, bu yoktan, bu alemin ilk bir yoktan var edeni olması lazım dememiz bizim dünyamızda kolaydır ve fakat tamam değildir. Rab kelimesiyle, Rab özelliğiyle, Allah'ın Rab sıfatıyla veya ismiyle, artık sıfat isim ayrımına girmeyelim burada. Rab ismiyle bizim dünyamıza kainatın yaratıcısı olan Allah her şeyi her an terbiye eden, bir noktadan diğer kemal noktasına getiren, yani zaman içerisinde yaratmanın devamıyla onlara daha mükemmel, daha kemal noktasında yaratıcının özelliklerini yansıtmada, ifade etmede daha mükemmel bir pozisyona getiren Allah'tır Rab. Onun için Rab bizim ihtiyaçlarımızı her an karşılayandır. Benim Rab beni her an yeni bir terbiye ile, yeni olaylar yaratmak suretiyle beni her an terbiye edendir Rab. Benim hücrelerimin bütün ihtiyaçlarını karşılayan, onlara cevap verendir Rab. Çevremde, yaşadığım dünyamda, gözlemini yaptığım dünyamda olanların her birisinin terbiyesini yapan, onları bir noktadan diğer kemal noktasına getirerek yaratmayı devam ettirendir Rab. Onun için Rab, eğer biz abd olduğumuzu anlamak istiyorsak, Halikimizin Rab olduğunu anlamamız gerekir. Bir insan kainatın bir yaratıcısı var deyip de bu yaratıcıyı Allah dediği zaman, o Allah ile Rab ve abd ilişkisi kurmayabilir. İnkar etmez ama kurmayabilir. Bir eksik bir nokta kalabilir. Rab ile rububiyeti anlamak ile, ancak rububiyeti anlamak suretiyle biz kulluk ilişkimizi, Allah ile kul olduğumuz ilişkisini kurabiliyoruz. Çünkü kainatın bir yaratıcısı var dediğimizde, tamam, kainatın bir yaratıcısı var, benim de yaratıcım şu kainatın yaratıcısıdır dediğimizde, tamam diyoruz, bu haktır, doğrudur diyoruz, ama ben şu anda onun abdiyim diyebilmem için onun benim üzerimdeki şu andaki tasarrufunu da görmem lazım, anlamam lazım, idrak etmem lazım. Yani onun benim Rabbim olduğunu bilmem lazım.
Onun için elhamdülillahi Rabbil alemin. Rab olarak tarif edilir. Allah'a hamdimizi gönderirken, yani kainat yaratmış, üye olmuş değil, şu anda müşahede ettiğim ve ilişki halinde olduğum kainatı şu haline getiren Rab, Rabbul Alemin olan, böyle bir Rab olan Allah'a bütün övgüleri yöneltiyorum. Herhalde daha canlı, daha dinamik bir abd, Rab ilişkisi kuruyor. Buradaki tarifte, bu tariflerde Subhanallah, ibadet tarifi, Subhanallah tarifi, şimdi de Allahu Ekber tarifinde, ileride gelecek olan Elhamdülillah ne demektir tarifinde de hep rububiyet, rububiyet, rububiyet kullandı. Çok maksatlı bir şekilde kullandığını fark ediyorum. Bilerek kullanıyor. Zaten konuyu işleyiş tarzından da belli. Yani çok bu kelimenin tercih edilmesi bizim için önemlidir. Biz de buna dikkat etmemiz lazım. Biz de demek ki Allah'ı Rab olarak görmemiz lazım. Buradan herkesin bildiği bir konuya geçtim. Mesela vefattan sonra ruh bedenden ayrıldıktan sonra her şey apaçık belli olacak. Ama şimdiden biz bunun hazırlığını yapmamız lazım. Bize men rabbuk denilecek. Biraz konu açılsın diye şöyle keskin, aşırı ifadeler kullanacağım. Allah'a inandın mı denmeyecek. Öyle söyleyeyim, yani Allah'a inandın mı içeriyor men rabbuk. Ama konu açılsın diye, konu dünyamızda netlik kazansın diye. Allah'a inandın mı, şu kainatın bir yaratıcısı vardı, bunu fark ettin mi denmeyecek. Men rabbuk, Rabbin kim idi denecek. Yani kimin rububiyeti terbiyesi altında varlığını idrak ettin denilecek. Hangi, yani nasıl bir abd Rab ilişkisi içerisinde yaşıyorsun? Bunun farkında mısın demek için bu bize söyleniliyor. Ben Allah'a inanıyorum dediğimde doğru söylememle beraber, Allah'a inanıyorum dediğimde doğru söylememle beraber, söylediğim doğru olmakla beraber, pratikte çok fazla beni etkileyen bir yönü yok bu cümlenin. Bunu bileceğiz. Beni etkileyen bir yönü yok. Bunu iyi de anlayacağız. Ben yani la ilahe illallah demiş denen bir kimse gerçekten bilinçli bir şekilde tam anlayarak söylüyorsa, onun Rab kelimesinin manasını içeren bir anlayışa sahip olur. Ama biz biraz üstün körü söylüyoruz. La ilahe illallah, yani kainatı yaratan Allah, ondan başka kimse yaratıcı değil diyoruz ama gerçekten kainatın her bir parçasının her halini rububiyet ile, yani Rabliğin tasarrufu altında, onun kontrolü altında gerçekleştirenin o olduğunun bilincini taşımıyor olabiliriz. Buraya davet ediliyor bu kelimenin kullanılmasıyla. Rububiyetin kemali, kudreti. Yine konunun anlaşılması için, netlik kazanması için dünyamızda vurguluyorum. Allah'ın kudretinin sonsuzluğu demiyor. Rububiyetin kemali kudreti diyor. Rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki, kudretinin mükemmelliği, sonsuzluğu gerektirir ki, abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle. Kendi zaafını, zayıflığını, acizliğini görecek ve dolayısıyla diğer yaratıkların da zayıflığını, acizliğini görecek. Ne demek bu zayıf, aciz? Efendim biz yıldızları yaratamayız. Hayır. Biz kainatı var edemeyiz. Hayır. Biz dünyayı döndüremeyiz. Zelzele olduğu zaman durduramayız. Hayır. Bunlar bizim zafiyetimizi anlamamızda çok bir şey ifade etmiyor. Pratikte çok da fazla değeri olan sözler değil. Evet, değerlidir ama
çok fazla değerli değil. Zafiyetimiz, zafiyetimizi anlamak, zayıflığımızı, acizliğimizi anlamak, benim küçücük bir yaptığım işte. O işin gerçekleşmesinde kaynağın benim kendimin olmadığının bilincinde olmak demektir. Yani büyük büyük dağlar Allah yarattı, küçükleri ben yarattım diye şakayla anlatılan ve eleştirilen bir tavır, o kadar küçüktü dağlar ki, o kadar küçük dağlar ki, ne bileyim, bir kelimeyi söylerken bile bir yani bir hücreyi, bir atomu yerinden oynatırken bile, bir eşyayı yerinden oynatırken bile bu işin yaratıcısının, bu yapılan işin, gerçekleştirilen işin yaratıcısının biz olmadığımızı bilmemiz demek, rububiyetin kemali kudreti gerektirir ki abd kendi zaafını anlasın. İkinci cümlenin devamını okumadım. İdrak etsin. Görsün. Kendi zaafını gören mahlukatın aczini de görür. Yani eğer ben elime aldığım herhangi bir şeyi, bir kağıdı, kitabın bir sayfasını çevirdiğim zaman bunun yaratıcısı ben değilim, yaratılması için dua ettim diyorsam, su da hiçbir şeyin yaratıcısı değildir. Dünya, toprak da hiçbir şeyin yaratıcısı değildir. Onu söylemek daha kolaydır. Eğer ben kendi yaratıcılığımı anlamamış, yaratıcı olmadığımı anlamışsam, eğer kendi yaratıcı, kendimin yaratıcı olmadığını anlamamışsam veya onun idrakine varmamışsam, dış dünyadan başlarım. Derim ki acaba toprak üzerindeki ağaçların ve bitkilerin yaratıcısı olabilir mi diye sorarım, araştırırım, olamaz derim. İşte toprak onu yaratamaz falan falan. Ondan sonra benim yediğim yemekler beni yaratamaz. Sonra da kendi dünyama gelirim ve derim ki benim sebep gibi olduğum, göründüğüm şu fiillerin yaratıcısının da ben kendim olmadığını anladım derim. Ondan sonra bu anlayışa ulaştıktan sonra artık hiçbir şey, kainatta hiçbir şey, hiçbir yaratık, hiçbir mahluk kendisinin sebep gibi görünerek, yaratılışında sebep gibi görünerek görevlendirildiği durumların hiçbirisinde yaratıcı olmadığını ondan sonra insan anlar. Yani rahatlıkla anlayabilir. Herhalde kendi zaafını gören mahlukatın zaafını da, aczini de görür. Evet, bu cümlede abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle Kudret-i Samedaniye'nin azamet-i asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip. Neden Kudret-i Samedaniye'nin azamet-i asarına karşı istihsan ediyoruz? Çünkü Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu söyledim. Nereden? Nereden anladım? Görmedim ki. Ama onun asarını gördüm. Yani eserlerini gördüm. Sonsuz kudretin eserlerini görüp onları istihsan etmek. Hakikaten çok güzel yapılmışlar. Ne kadar da güzel kudretin sonsuzluğunu yansıtıyorlar, ifade ediyorlar, gösteriyorlar diyorum. Ve hayret içerisinde o sonsuz kudretin nasıl tecelli ettiğini şu dünyayı gözlemleyerek yapıyorum. Asarı gözlemleyerek yapıyorum. Yoksa Allah'ın kudreti sonsuzdur, o her şeyi yaratır dediğim zaman yine tahkiki iman yapmış olmuyorum. Ama yaratılan her şeyde sonsuz kudret olmazsa bu şey vücuda gelmez diye anladığım zaman, kudretin sonsuzluğunu bu yönüyle tasdik ettiğim zaman, onayladığım zaman yaratıcının kudretinin sonsuzluğunu tasdik ediyorum demektir. O asarı, eserleri inceleyip de bunların yaratıcısının, var edicisinin kudreti sonsuzdur sonucuna ulaştığımda zaten hayret içerisinde oluyorum. O zaman hayret içerisinde oluyorum. Herhalde bu konuyu
Bu konuyu iyi anlamamız gerekiyor. Hayret içerisinde olmadan Allahu Ekber demek, huzu ve rükûa gidip ona iltica ve tevekkül etsin diyor burada. Yani rükûa gitsin, on huzu bulsun, huşu bulsun. Yani kalben, ruhen rahat etsin. Evet, evet, öyle birisi var ki onun kudreti sonsuzdur. O her şeyi, her an yoktan var edendir zaten. Benim de tüm isteklerimi o gerçekleştirebilir diyebilsin. Yani bu huzura ulaşabilsin. Bu huşuyu kalbinde hissedebilsin. O zaman o huşu ile rükûa gidip Allahu Ekber desin o hayretinden. Bu anlayışı namazımızda dünyamıza taşımamız lazım. Ya da namazımızı bu anlayış ile kılabilmemiz lazım. Bunun için de kudretin eserlerini daima temaşa etmemiz lazım. Yani dünyaya insan gibi bakmamız lazım. İnsan gibi. Nedir bunun anlamı diye bakmamız lazım. Yoksa bu nedir deyince, nedir canım, görmüyor musun? Toprak, dağ, taş, ağaç veya çayır. Nedir bu? Ya görüyorsun işte ot dediğimizde Allahu, namazda Allahu Ekber desek güzel bir şey demiş oluruz ama onun hakkını vermemiş oluruz. Namazda Allahu Ekber diyebilmek için dünyaya güzel, yaratılık ve mahlukata güzel bakmamız lazım. Onların acziyetini idrak etmemiz, anlamamız lazım. O zaman onun kudretine iltica etmek, onun kudretine tevekkül etmek mümkün olur. Anlamlı bir şekilde Allahu Ekber diyen kimse onun kudretine iltica eder ve ona tevekkül eder. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, şimdi rahmet hazinesi, sonsuz rahmet hazinesi, rububiyet kendisini öyle bir şekilde tecelli ettiriyor. O kudret sonsuz, yarattığı her şeyi de hep maksatlı, hikmetli yarattığı için, belli bir maksadı gerçekleştirmek üzere yarattığı için o maksatta hep rahmet gözüküyor. Merhameten yaratıldığını görüyoruz. Merhamet eseri olarak yaratıldığını görüyoruz. Mahlukatı incelediğimiz zaman. Onun yaratıcını, Rabbin rahmetinin hazinesinin sonsuz olduğunu anlıyoruz. Yani her şeyi mutlak rahmetle yaratan bir Rabbim olduğunu fark ediyoruz. Bunu fark eden abid veya rahmetin sonsuz hazinesi gerektirir ki abid kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakir ve ihtiyacını, dikkat ederseniz hep bunu tekrar ediyor. Kendisinin ve bütün mahlukatın. Önce kendi ihtiyacını, sonra bütün mahlukatın ihtiyacını. Çünkü mahlukatın da muhtaç olduğunun farkında olmak bizim görevimizdir. Bunu devamlı söylüyoruz. Kendimizden mahlukata geçiyoruz. Önce kendimizde imanın hakkaniyetini hissediyoruz. Sonra tüm mahlukatın o imanın hakkaniyetine göre varlıklarını sürdürdüklerini anlıyoruz. Bütün mahlukatın fakir ve ihtiyacatını, yani muhtaçlıklarını, fakirlerini, kendi ihtiyaçlarını kendileri temin edemediklerini sual ve dua lisaniyle, yani isteyerek, sual demek dilemek demek ya, dileyerek, yani dilenmek gibi, ben bunu istiyorum, bu yaratıklar bunu istiyorlar ve sen bunu karşılıyorsun, senin rahmetin bu ihtiyacı karşılıyor, sual ve dua lisanıyla izhar, ortaya çıkartmak, yani ifade etmek ve Rabbinin ihsan ve inamatını, yani şu kainatta rububiyeti gerçekleşen zatın, Allah'ın ihsanını ve nimetlendirmelerini, bize karşılıksız olarak bu nimeti vermelerini şükür ve sena ile hem memnunuz hem de överek, bak ne kadar sonsuz rahmete sahip bir rububiyet tecelli ediyor. İşte bu rububiyetin, tecelli eden bu rububiyetin sahibi, maliki, bu rububiyet bu kainatın yaratıcısının özelliğidir diye sena ile ve
sena övme ihtiyacı hissediyor. Ne kadar da güzel rahmetin var senin deme ihtiyacı, heyecanına sahip olduğumuz zaman elhamdülillah diyerek ilan ediyoruz. Elhamdülillah dediğimizde bu sena övme, şükretme, memnuniyetini ifade etme duygusunun fiilen lisan ile söylenilmesi demektir elhamdülillah. Böylece elhamdülillah ile ilan ediyoruz. Ubudiyet budur. Demek namazın ef'al ve ekvali, yani namazdaki yapılan işler, namazdaki söylenen sözler bu manaları tazammun ediyor demek ki. Ve bunlar için tarafı ilahi de vaz edilmiştir. Demek ki namazda niye böyle yapıyoruz, niye bunları söylüyoruz dersek, şu yukarıdaki anlatılanların dünyamızda gerçekleşmesi için yapılıyor, söyleniyor diye anlarız. Burada kalmak, üçüncü nüktede kalalım inşallah. Bugün vaktinde başlayıp vaktinde bitirmek için dua ettik. Allah razı olsun hepinizden. Tam bir saati dolmasa da bugün için bir yere acele gitmemiz gerekiyor. Hepinizin dualarınızı bekliyoruz. Gelecek çarşamba günü tekrar buluşmak üzere. Hepinize Allah hayırlı geceler nasip etsin. İnşallah gelecek çarşamba, cumartesi ve pazar günleri bu sohbeti yapıyoruz. Geç kalmış arkadaşımız üzüldüğünü belirtiyor. İnşallah çarşamba günü saat 9, cumartesi günü 10, pazar günü de tekrar 9 akşam Türkiye saatiyle bu sohbetleri yapıyoruz. Yani risalelerin iyice anlaşılarak dünyamıza taşınması çalışması yapıyoruz, duası yapıyoruz diyelim. Buyurun gelin, memnun oluruz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.